Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mount & Blade, Cihat ve Haçlılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar Manjil'in taraflarında bırakmışız bizim beygirleri, ordumuzu. 53-58 kişiyiz ama 43 tane savaşacak adamımız var. Şu anlık bir sıkıntımız yok çünkü yanımızda, ardımızda, berimizde hiç düşman yok. Düşman yukarılarda bir yerde, işte burada. Gürcistan Krallığı. Ona da gittik geldik. Birazcık sıkıntılı bir dönemdi çünkü bayağı zayiat verdik orada. 160 küsür adamım varken 58'e düştü maalesef. Bayağı kıran kırana bir savaşlarda bulunduk kendileriyle. Ama tabii alamadık. Kaçmak zorunda kaldık. Evet. Şimdi buralarda aslında Selçuklu Devleti'nin olması çok iyi. Şimdi ben bir giriş yapayım şeye. Kalede kimi koymuştuk biz? Artimender mi vardı? Artimender. Kalenin dışında niye? Manyak mısınız oğlum siz burada? Artimender yağmur yağıyor. Sen ne arıyorsun ki burada? Çadır madır yok mu ya? Biz bu kadar fakir miyiz? Selamlar. Hizmetinizdeyim efendim. Bir elçi gönderelim. Selçuklu Devleti Keykubat'a bir hükümdar gibi diğer hükümdara iyi niyetlerimi sunmak istiyorum. Diyelim. Onu da Katrin mi? Katrin'de var mıydı bizde? Kleti. Kleti'yi gönderelim. Kleti'nin şeyi vardı herhalde değil mi? İkna yeteneğine veriyorduk herhalde Kleti'de. Bu kaçaklar ne arıyor burada şimdi? Olmaz. Kaçak dediğin orada burada köylülere zarar verirsin. Bu olmaz. Maden ustasından bir mektup alıyorsun. Kazmaların eskidiğini ve yeni kazmalar için aletler takımına ihtiyacı olduğunu söylüyor. En yakın zamanda 5 aletlerle takımını madeni aldığın kervansaraya teslim etmen gerekiyor. Aletler takımını erzak tüccarından temin edebilirsin. Tamam, şunları bir halledelim. Gidelim. Oo, bayağı koşturttun bizi be biladerim be. Ya gel buraya. Olacak iş değil ha. Gidip Moğol işgalcileri tarafına yardım et. Tabii ki. Tabii ki. Onlar yakalamış. Biz geri verdik. Olsun. O bizim oralarda gezmesin de. Ooo, bir de kimler? Bakın siz, bakın, bakın. Haşhaşilerin adamları. Evet. Şimdi arkadaşlar şehir aldıktan sonra mıydı ya? Elit birliklerimizi, krallık savaşçıları nasıl hallediyorduk, ayarlıyorduk? Onlara bayıltıcı silahlar vermek istiyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum da. Çünkü bayıltıcı silah alırsak yolun gerek alanlığı kendimiz gidebiliriz. Aslansınız siz. Moğolları seviyorum. Şunları alalım. Moğollar. Seviyorum. Cengiz Han'a karşı ayrı bir sempati duyuyorum. Cengiz Han yani sonuçta. Boru değil. Bütün dünya tanır kendisini. Tabi baktığımızda da Atatürk'ü de hemen hemen bütün dünya tanıyor. Hemen hemen de bütün dünya bence tanıyordur ya. Kim Mür laflarına düşmana, lorun düşmana ait
Bir kaçak geçen gün aynı şey olmadı mı? Bize düşman morali düşük saldıracağız mesajını verdi. Saflığına kabul etmem. Geri gönderirim. Başa öldürmeye de gerek yok. Bu ses ne oldu böyle ya? Ha şeye bakacaktım da kamp mıydı? Ha krallık askerlerini oluştur. Ne dedi o? Krallık askerleriyle konuşup onlara istediğiniz ekipmanı verir. Ha tamam. Pardon. Krallık soylu şövalyesi. Evet. Buna ekipmanınızı seçmek istiyorum. Evet. Dövüş kılıcı değil de benim gibi bir sarazen. Bak. Bunu buna verebilirim aslında. Tek elli değil mi bu da? Bu da tek elli. Babacım sen onu bana ver. Dengeli sarazeni sen al. Ben yine bulurum. Şimdi kafandaki 20 mi? Ne yapıyorsun hoca sen yine? Kafana bir ok gelse gittin işte. Tamam. Arkadaşlar şimdi güçlenmek adına bunları baya bir şey yapacağız. Güçlendireceğiz. Orduyu onları güçlendirdiğimizde ordumuz da güçlü olacak. Çünkü onlardan alacağız sürekli. Bayıltıcı silah kullandıkları için de çok iyi olacak. Katrin. Evet. Envanter yönetimi 7'ymiş Katrin'in. Başka ne var? Bir tane ilk yardımı var. Yara bakımı var. Baktığımızda pek bir şey yok. Taktiği var. Güce verelim sana Katrin. Ok da güzel bir ok alırsak Dezavi'yi de güçlendirelim. Dezavi'nin neyi vardı? Dezavi'yi biz şey yapmamış mıydık ya? Bizim mühendisimiz kim bizim? Allah Allah. Ona ben bir sonradan bir bakıvereyim ya. Şunu da bir güzelce İvan kardeşimizi. İvan senin talimciliğin var. Asker eğitebiliyorsun da gücün hiç yok be biraderim ya. Ne bu böyle güç yedi? Allah Allah sen talimcisin bir de. Talimci adam güçlü olur ya. Kalkan, atletizm. Kalkana verelim. Fırlatma. Evet. Bak sen bunu giy. Hiç gücün yok, şeyin yok. Geziyorsun ortalıkta be biraderim ya. Yapma şöyle. Al bunu da dövüş kılıcını. Kafandaki 36. Tak şunu da kafaya. Ha şöyle. Al bu daha iyi. Eldivenin yok. Bunları giymene gerek yok. Tamam şimdilik. Tamamdır. Krallık soylu şövalyesini güçlendireceğiz arkadaşlar. Zırh almak istiyorum onlara. Şimdi bir şey bulursak atıyorum. Ne atması? Pekala Hakan. Nihayet sizi bulabildim. Selçuklu Devleti görevinden döndüm. Size raporum genel olarak Alaaddin Keykubat Hakan ile barışmak istiyor. Böylece Haçlı Devletleri ile arasındaki savaşı rahatça sürdürebilmek üzere. Hoş geldin dostum. Şimdi Kleti'ye bir bakacağım. Kleti'nin hem şey gelmiş. İkna yeteneği yok. İknaya verelim. Kleti ikna olsun. İkna etsin pardon. İkna yeteneğini güçlendirelim onu. Gönderli silah. Ekipmanın ne var senin? O ekipmanın kötü seni ya. Şimdilik şunu da savru. Savur kendini. Bir şeyler yap. 46, 22, 41, 18. 22 kafandaki. Ha güzel. 25 mi? Oo. Olmaz. Sizi çok boşladık. Çok özür diliyorum sizden. Kleti. Canım kardeşim. Canım
Ceremus önlü. Niye böyle yapmışım ben? Evet. Daha bizim kralları bulamadık. Frentis, Bunduk. Bunlar nerede? Hiç bilmiyorum. Alen, Ceremus. Onlar tamam, eyvallah da. Şimdi paramız ne kadar? 42 bin paramız var. Şöyle 20-25 bine şey bulursam, bir böyle kervan bulabilirsem çok iyi olur. Buralardan kervan geçmiyor mu? Hah, geçiyor vallahi. Gel koçum. Kervanların bu güzelliği var. İstediğiniz şeyi, parçayı bunlarda bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç pazara gidip de aramanıza hiç gerek yok. Şöyle göstereyim hemen. Ticaret yapmak istiyorum dedikten sonra burası çıkıyor ya. Mesela parçayı bulamadınız burada. Güzel parçalar yok. Harbiden yok. Hemen geri dönüyoruz. Bir daha ticaret yapmak istiyoruz dediğimizde değişiyor zırhlar, her şey değişiyor. Şöyle sağlam bir zırh bulmak istiyorum. Şöyle 60'lık. En azından 10. Aha. Yok lan. Benziyor ama değil. Evet, 4. Şeyler de pahalı ya. Zırhlar. Yok. Şu cüzdanlıdan bulsak mesela 10 numara olur. Yok. Oo. Baş zırhına 65 veriyor. Aa, benim sertleştirilmiş. Bunu alalım arkadaşlar. Çünkü bu en güzel şey, kafalık bu. Sarazen gürzünü de alayım mı? Hayır, ben artık kılıç kullanacağım. Kılıç kalkan kullanacağım. Onun için işte bu. 26.000, bunu da alalım arkadaşlar. Tamam. Güzel oldu. İyi oldu. Kalkanları iyi miydi? Onları bilmiyorum ama. Evet. Şimdi güzel oldu. Kaçtı? Envanterimize girelim hemen. 70'e 18. Royal Bolyar Armor. Gereken güç 18 diyor. Şeylerin güçleri ne? Krallık Soylu Şövalyesi'nin gücü. Krallık Şövalyesi'nin gücü niye böyle? Ha, vermemiş miyiz? Ah be biraderim be. 40 olsun. Zekaya gerek var mı? Çeviklik ve şey olsun bence. Hatta 42 olsun. Tamam. Demir vücut 10. Güçlü darbe 10. Güçlü fırlatma, güçlü germe yok. Kalkan, atletizm, binicilik 6 olsun hatta. Yiyecek bulma değil de bunlar esir yönetimini yaparsak eğer şey oluyor mu acaba, liderlik yeteneği diyor. Bir daha yapabiliyor muyuz acaba ya? Şimdilik neyse. Güçlü fırlatma, güçlü germe, silah ustası. Güçlü fırlatmaları olsun bunların. Kalkan. Atlı okçuluğu bırak. Atletizm. Kalkan olsun. Tamam. Şimdi ekipmanını. Ha, ekipmanını şu an şundan mı koysam acaba onlara? Sertleştirilmiş Castellan helmi onlara vereyim. Şunu alayım ben. Şunu onlara vereyim. Bunu da şey yapacağım. Paramız da yok gerçi de. Bunu ve bunu gidip oldu mu?
Oldu. Tamam. Adını siz koyun. Bir şehre gidip onlara artı basmam lazım. Haşhaşilerle neden yeşiliz biz? Sevmiyorum bu haşhaşileri. Bana yeşiller. Sevmiyorum arkadaşım. Sevmiyorum ya. Kölemiz var mıydı ya? Kölemiz olması lazım ama. O gedayı. O gedayı da alabiliriz aslında. Kasimo. Nifer tüccarı, paralı süvari. Ulan bir köle tüccarı yok mu be? Tüh. Neyse. Şu üstümüzdekileri bir satalım. Oo. Lan iyiymiş bayağı. 44 bayıltma diyor lan. Neyse kafamız çok karışacak böyle. Olmaz. Şunları bir satalım. Şunu bir satalım. 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 Şöyle. Ordu öyle güzel toplanıyor ki şimdi arkadaşlar. Yani çok sağlam bir şekilde gideceğiz üstlerine. Kendileri bile anlamayacak neyin ne olduğunu. Delmemiş bu ya tüm. 2600 de buradan aldık. At Erza abi hemen giriş yapalım şöyle. Şunlar şurada kalsın. Şarapları şöyle sağ tarafa koyuyorum. Sularım yani içecek takımını buraya koyuyorum. Viski alalım. Viski alalım. Tamam. Bu taraftan da dürfülenmiş. Karışık alalım ki üzüm de yiyin. Güzel olur. Oh, tereyağı da var. Mis. Evet. Şimdi burada işimiz yok. Yani buradaki envantere bakmaya gerek yok. Ama yine de bakıyor insan. Şimdi şehir meydanına paramız neye geçecek artık bilmiyorum ama şehir meydanına gidip şeyi bulacağız. Zırhçı ustayı bulacağız. Zırhçı mı lan bu? Lonca başkanı. O zırhçı arkadaş nerede? Allah Allah, bunun arkasında mıydı? Burada bir yerdeydi ya. Ha, evet orada. Niye beni burada başlattınız ki be kardeşim ya? Yo, orası da değil. Hayda. Orası mı? Orası da değil. Nerede lan bu zırhçı? Ne oldu? Toparlandılar, gittiler mi bunlar? Allah Allah. Bir daha giriş yapmak istiyorum. Atla girsene be biladerim be. Burada değil. İşte şu. O atçı. At mı lan onlar? Ha, zırhçı işte, tamam. Zırhmış onlar, at gibi gördüm. Bu adam ne yapıyor orada? İşiyor mu? Dostum ne yapıyorsun sen orada? Neyse, şimdi geldik. Selamun aleyküm ustam. Zırh ekipmanlarını tamir etmek istiyorum. Ha pardon. Bir dakika. Şunları. Şunu giymem lazım. Bu da çok güzel zırh be. Ben çok seviyorum aslında bunu da. Şununla birlikte var. 10 numara oluyor ama. Neyse ileriki zamanlarda alırız. Şimdilik bizim şey yapmamız lazım. Bunu tamir etmemiz lazım. 5359. Tamamdır. Bir daha 5359 mu veriyoruz? Oh oh, para bitti. 72-20 oldu. Baş zırhına 2 idi, 4 oldu o da. Tamam. Güzel. 1-1 artıyor demek ki. Bence iyi. Kalın royal ama güçlendirilmiş
Yapalım mı? Nasıl olacak ki? Sağlam cursor. Şunu yapalım bir de. Hem. Tamam. Para bitti. 67 oldu. Olsun. Olsun. Şimdi 26, 29 ağırlığı da var bunun. Bakma. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıp biz Kufe'ye bir gidelim. Şehir değil mi Kufe? Şehre bir gidelim. Evet. Hana bir girelim. Çünkü bizim şeyi bulmamız lazım da. Ulan yok mu derken buldum. Elimdeki tüm esirleri satmak istiyorum. 6600. Şehir meydanında buradan da bir basalım artımızı. Heh, zırh ustasına bak. Merhaba bayan. Şunu şöyle bir alalım. Tamam. Görkemli. Evet. Zırh ekipmanlarından 5339 73 21. Ne kadar paramız kaldı? 1300. Şey basabilir miyiz? Basıyoruz. Güzel. 68 oldu. Pardon, pardon. Evet, şimdilik bir savaşa daha girip adam kessek yeterli diye düşünüyorum ama. Trabzon Rum İmparatoru Moğol Kanunu ile barış anlaşması imzaladılar. Hadi haşhaşilere saldıran yok mu? Bak şerefsiz oğluna bakar mısın? Bak, bak, bak. Bak. Bak kancık herif bak. Oo, bir de ya 69 kişiyle gelmişsin. Sen ölmeye gelmişsin be biraderim. Ah be çocuğum, ah be. Ah be çocuğum. Biz bırakır mıyız sana burayı? Diyeceğim ama şu an benim bayıltıcı silahım da yok ya. Ne yapacağız? Neyse şimdilik. Köylüler sizin köylüler girdi ya olaya. Neyse. Çiftçiler siz kalın burada. Gelmeyin. Biz işimizi halledip geleceğiz. Evet sırayla. Çubukları niye koydunuz lan buraya? Evet. Olaya bir el atalım hemen. Sen ölmeye gelmişsin buraya. Hadi be. Hiç zayiat vermedik herhalde değil mi? Güzel. İşte bu. Bana hiç vurmamışlar bile. Belki de vurdular da sıyırdı. Köylü kadın. Teyze sen nasıl köylüsün? Gözünü seveyim ya. Tıraş mı oluyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oh senden daha kadın gözüküyor bu erkek ya. Tövbe. Bu nasıl? Kaçma. Kaçma canım. Kaçma öyle. Olmaz. Bana bu arada şey gelmiş. Hemen güce verelim ki şeyi arada çıkarabilelim. Şimdi çıkarmaya çalışsak kılıcımızı olmuyor. Maalesef.
22 güçten sonra şu olayı demek istiyorum. Şunu çıkarırsam gereken güç 22 deyip almayacak bir daha eline. Evet. Whitney. Kasım. Çok kötü geldin. Zamanında geldin aslında. Bayıltıcı silahlarımız da yok ki anasını satayım ya. Ah be Kasım. Vay. Kasım fillerle gelmiş. Vay arkadaş. Kasım ne yapıyorsun sen Kasım? Anam. Savaşta ilk defa fil mi gördük? Oooo file bak. Ama pek bir boka yaramayacak herhalde fil de olsa. Fil de aslında mesela şeyi de yapsalarmış. Belki de vardır. Tam bilmiyorum ama. Çarpma şiddetinin daha böyle çok yapsalar. Ulan. Fil taklaya geldi valla. Sen ne yapıyorsun lan? 170 vurdum adama. Direkt cennetlik o adam. Evet. Bunları da hallettikten sonra ana bir ölümüz var lan. Hem de krallık şövalyesi ölmüş. Bak köpeklerini geri çağır dersen yanıma alır öttürürüm seni çocuk. Abbasi develisiymiş. Gel koçum gel. Fil verseydin ya. Bir gezseydin şöyle hanlarda sokaklarda. Nereye kaçıyorsun? Artist. Efendim kötü bir haber. Adamlarımızdan biri düşmana katıldı. Bunun nedeni az moral olması ya da ona para teklif edilmesi olabilir. Her neyse düşman planlarını biliyor olacak. Tamam para verelim ya. Sıkıntı yok. Krallık şövalyesi nasıl öldü ya? Ha soylu şövalyesi. Ben bu öldü zannettim ya. Tamam. Soylu bol yer. Ha onlarda da aynı şey var. Dur bakayım ekipmanına bakabiliyoruz mu burada? Allah Allah bunu da mı düzenleyebiliyor? Vay be. Ama bizimki daha sağlam olacak. Çünkü biz artı basıyoruz şu an. Sen bizim neymişsin? Hizmetkarımız. Birincilik verelim buna ya. Yani birinciliği de veremedik ama güçlü gelmesi olsun yine de. Ya sen niye 24-18'lik bir şeyle dolaşıyorsun ki? He? 30. O zaman sen şimdi şunu giyeceğim. Ya Arap kıyafetini ne yapacaksın? Türk şeyi varken ya. Türk kaftanı ya. Allah Allah. Ne Arabından bahsediyorsun? Evet. Delia. Sen ne yapıyorsun Delia? Geziyor musun? Biniciliğim var. Envanter yönetimi, liderlik, ticaret. Tamam. Delia'yı da hallettik. Evet. Yalnız paramız olması lazım ki çünkü artı basmamız lazım. Zırhlarına soylu şeylerin. İyi manjili de aldılar. Güzel. Selçuklu devleti artık ayaklanmaya başladı. Tebriz değil de en azından şu şeyle bir savaşa girse bilmiyorum. Haşhaşilerle durumları ne bunların da pek bilmiyorum. Hayda. Danışman adamların yiyeceğini sıçanlar bulunduğunu söyler. Bu korkunç.
Adamlarımı yiyeceksiz bırakan öldürebildiğiniz kadar sıçan öldürün. Şuraya bak. Ya bunu çok yapıyorlar. Bunu sevmiyorum aslında. Sıçan bulaşmış da bilmem ne. Bütün malzeme gitti mi? Ne oldu? Yo. Malzeme duruyor. Evet, şunlar bir şey açarsa zaten direkt bu yandaki kaleleri alıp Selçuklu Devleti'ne de bahşedebilirim arkadaşlar. Çünkü bana bir şehir lazım. Bunlar açarsa İsfahan'a girebilirim. Çünkü orası bir şehir. Harzemşahlar bana sağlar. Ama Bağdat'a alırsam buranın kontrolünü ele geçiririz. Ele geçirirsek buranın kontrolünü Şam, yani bu sol tarafın Haçlı devletlerini iyi bir bertaraf ederiz. Bize savaş açana açmak istiyorum savaşı. Bakalım daha neler olur, neler biter göreceğiz. Ama en azından bir tane zırhımızı aldık. Onu da, o zırhı da hızla krallık soylu şövalyesine yetiştirmeye çalışıyoruz. Paramız 379. Gelirimiz yok, giderimiz çok. Bakalım. Ama çökeceğimizi zannetmiyorum artık. Güçlü bir devlet olacak Türkiye Cumhuriyeti. Bakalım. Onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.